Merhabalar. Şimdi bu şekli oluşturacağız. Bakın buraların oval olduğunu görüyorum. Yani biz bunu yan profilden oluşturursak daha kolay şeklimizi elde ederiz. Şimdi bunu diyelim ki karşıdan görüyoruz. Şu düzlemden yapalım. Burada nasıl olacak? Tabanımız 90'mış. Sonrasında üstte bir parça var. Buradan 20 birim yukarı gideceğiz. Şöyle 20 diyelim. Bunun da line aracını aldık. Şu genişliği ne kadarmış? 3 parçaya göre mi yapsak bunu acaba? Burada 20 vermiş. Genişliği ne kadar? Genişliği tabi tepe noktasını vermiş. Şöyle yapacağız. Şunu silelim. Yukarıya kadar olan kısım 60'mış. Şuradan 60 gidelim. Gittik. Buradan bunun genişliği, üst kısmın genişliği de 50'ymiş. Şu tarafa 25 ve bu tarafa 25 geldik. Tamam dedik. Şu ortadaki parçayı silebiliriz. Bakın buradan şurayla şurayı birleştiriyoruz. Şurayla da şurayı birleştiriyoruz. Şimdi şeklimizin şu karşıdan görünüşü oldu. Bir de şuradan 20 birim yukarı gittiğimizde 20 şura ve şuradan şuraya kadar da bir partımız varmış. Bunları extrude edeceğiz ilk başta. Finish dedim. Şimdi extrude edeceğimiz parçalar. En alt taraf en kalın kısım. Burası 60'mış şu ikisi. Simetrik diyorum. O zaman 30'a 30 alacağız. Skeci açtık tekrar. Şu parçayı seçiyorum. Bu parçanın kalınlığı da 24'müş. 24. Tabii 12 olacak. Tamam dedim. Bakın şöyle şeklimiz oluşmuş oldu. Sonrasında şu düzleme giriyorum. Bakın şuraya. Burada şu şeklimizin tam orta noktasını buldum. Buraya iki tane daire oluşturacağım. Birisi 16'lık, birisi de 40'lık oluşturduk. Sonra bunu yaptığımızda bakın şurada gördüğünüz gibi bir boşluk var. Buraya dikkat edeceğiz. Nasıl oluşturacağız? Şimdi şunu bir extrude etsek şöyle. Bunun dışarıya toplam 44'müş. Dışarıya göre kalınlığını vermiş mi? Et kalınlığını. Bununla ilgili bir detaylı bilgi yok. O zaman şöyle yapalım. Şunu silelim. Cancel diyelim. Bu düzlem olarak direkt Y düzlemini seçelim biz yine. Hatta şuradan da çalışabiliriz. Skecimize gidelim. Tekrar oluşturalım şurayı. Bakın burada her iki tarafa yapacağımız için böyle yaptık. 16'lık ve 40'lık iki tane partım var. Finish dedik. Önce bunları bir oluşturalım. Extrude diyoruz. Şu ve şu. Göremiyoruz tabi. Bunu cancel diyelim tekrar. Body'yi kapatalım. Şu ve şunu extrude edeceğiz. New body diyelim. Simetrik diyelim. Ve 22
oturacak şekilde new body bu parçamızı oluşturmuş olduk. Şimdi geriye ne kaldı? Bakın şurada bir parça var, boşluk var. Bununla ilgili ne vermiş? Bunun genişliği 20 olacakmış. O zaman skece döndük. Genişliği 20 ise toplam 10'a 10'dur. Şuradan şöyle bir 10 gideriz. Noktaları bulmak için bu tarafa da 10 gittik. Pardon. Şuradan da 10 gittik. Şimdi burada line aracıyla bir şöyle yukarı çizgi çizelim. Bir de şunu çizelim. Aynı şekilde şuraya ve bunu belirgin olsun diye uzun uzun çiziyorum. Çizdik. Tamam dedik. Finish. Şimdi bakın şurada bir sketch kısmı var. Extrude diyorum. Bakın şurayı seçtim. Aynı şekilde şurayı seçtim. Bunu simetrik diyorum. Cut diyorum. Ne kadar gitmesi gerekiyormuş? Hemen Paint'i açalım. Bakın şöyle baktığımız zaman buradaki genişlik ne kadar olacak? Şuranın genişliği kadar olacak. Yani 24. O zaman 12 birim gittiği zaman her iki yöne kat olduğu zaman şurada bir hata yapmışız. Tamam. Şurada extrude kısmında hata var. Simetrik yapmamışız. Hemen burayı da tamamlayalım. Şurası da bu tarafa -12 geldiği zaman bakın şeklimiz şöyle oluşmuş oldu. Şurada yine bir parça kaldı. Şuraya extrude yapalım. Şöyle içe doğru cut dedim. Ve şeklimiz birebir çıkmış oldu.